Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Sesim herkese umarım geliyordur. (gülüyor) 2023 eğitim öğretim dönemi hepimize hayırlı olsun. Bugün Medeni Hukuk dersinde birlikte olacağız. Yani kısa bir bölümünden bahsedeceğiz Medeni Hukuk'un. Önemli gördüğüm bir bölüm. KPSS A için ve hakimlik sınavlarında bir hayli çıkan bir bölüme değineceğiz. Aynı zamanda vatandaşlık sorusu olarak da geliyor tabii. Şimdi dersimize şöyle bir giriş yapalım. İnşallah bu kadro size bu yıl güzel güzel puanları getirecek. İnşallah da devlet hak ettiğimiz kadroları bize teslim edecek ve 2023 bizim sezonumuz olacak diye umut ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hayırlı olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar, bugün işleyeceğimiz ders özellikle ehliyet kavramına değinmek istiyorum. Çünkü ehliyet kavramında bir takım farklılıklar ve bir takım karıştırılan noktalar var. Evvela hak ehliyeti ve fiil ehliyetine bakmamız lazım. Hak ehliyeti dediğimiz kavram aslına bakarsanız 1982 anayasında bizim bazı haklarımız olduğunu bize anayasa hukuku derslerinde zaten daha önce görmüşsünüzdür. Anayasa hukuku dersinden mütevellit bir tane adam var. George Chenin'e eklenen bir adam var. Bu adam, sevgili George, kendi kurduğu kurum içerisinde hakları, kişisel haklar yani negatif haklar, pozitif haklar ve siyasi aktif katılım hakları olarak düzenlemiş. Bunlar sağ ve tam doğma şartıyla ana rahmine düşündüğü an kazandığınız haklardır. Yani hocam sağ ve tam doğma şartıyla ana rahmine düştüğünüz an siz bir kere mirasçısınız değil mi? Yani doğmasanız bile annenizin karnında olduğunuz an artık siz bir mirasçısınız. Demek ki miras dediğimiz kavram bir hak olacak. Herkes bu haktan yararlanabilecek ancak şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz yine 82 anayasasının bize getirdiği bir durum var. Pozitif ayrımcılık denen bir kavram var. Bunu hem sosyal hayatımızda çok görüyoruz. Yani sosyal hayatımızda sürekli dışarıdaki herhangi bir insanla konuşsanız bile bir pozitif ayrımcılık kelimesi kullanılıyor. Şimdi bu pozitif ayrımcılık kelimesi bizim için yaşlıları, vazife mağlullerini ve gazileri, şehitlerin dul ve yetimlerini, kadınları ve çocukları kapsıyor. Bunlarla alakalı devlet ekstra bir önlem alabilir. Bunlar ayrımcılıktan sayılmaz. Onun dışında biz hak ehliyeti konusunda herkesle eşit bir hakka, eşit bir mantaliteye sahibiz. Fiil ehliyetine geldiğimizde ise arkadaşlar, fiil ehliyeti bizim tüzel kişiliklerin yahut şahısların yani bir kişinin kazandığı ehliyettir. Şimdi hocam, şahıs dediğimiz kavramla tüzel kişilik dediğimiz kavramı birbirinden nasıl ayırt edeceğim dersin. Bir kere fiil ehliyeti dediğin kavram seni ya bir sana hak kazandıracak ve bu haktan mütevellit hakkı kazanmanın yanı sıra kendini iradi olarak borç altına da alabileceksin. Borç altına sokma işlemini de gerçekleştirebileceksin. Neden bahsediyoruz dersek? Bahsettiğimiz kavram tam anlamıyla şu. Ben bir gerçek kişi olarak, bir şahıs olarak fiil ehliyetine sahibim. Çünkü kendi başıma işlem yapabiliyorum. Kendimi bir borç altına sokabiliyorum. Bir de tüzel kişilerin borçlanması var. İkisinin temel farkı şu. Arkadaşlar nefes almıyorsanız ama borçlanabiliyorsanız tüzel kişiliksinizdir. Çok böyle ekstra bilgilere gerek yok. Nefes almıyorsanız, eliniz ayağınız yoksa ama yine de borçlanabiliyorsanız, kağıt üzerinde kurulduysanız siz tüzel kişiliksinizdir. O yüzden gerçek kişiler de kendini borç altına sokabilirler. Yani bir fiil ehliyetine sahiptirler. Tüzel kişiler de kendini borç altına sokabilir ama bizim işlediğimiz nokta özellikle burada gerçek kişiler üzerinden. Şimdi peki gerçek kişiler hangi hallerde bazı kavramların içerisine girecekler? Ayırt etme gücü tam mı değil mi? Biz buna bakacağız. Ergin mi değil mi? Buna bakacağız. Kısıtlı mı değil mi? Mahkeme bunlara, bu kişileri kısıtlamış mı kısıtlamamış mı bunlara bakacağız. Şimdi tam ehliyetsiz dediğimiz şey kişinin akıl bali olmaması, aklının yerinde olmaması. Tam ehliyetsiz dediğimiz kavram. Yani halk arasındaki tabirle hocam delilik ya da meczupluk artık adını ne koyarsan koy. Bu kişilerin yaptığı işlemler kesin etkisi. Örneğin bir örnek verelim. Ahmet tam ehliyetsiz bir kişi yani akıl bali olmayan bir kişi. Bu kişilerde arkadaşlar yaşının kaç olduğunun mahkeme tarafından kısıtlanıp kısıtlanmadığını yani bir önceki slaytta erginlik ve kısıtlı olmama durumu yazıyor ya. Bunların hiçbir önemi yok. Ayırt etme gücü var mı yok mu biz ona bakacağız.
Ahmet şahsı sokakta yürürken kafasını kaldırdı ve baktı ki tek uzen demiş ki devlet memuru olmak için bizimle hazırlan. Ya demiş ki memuriyet güzel, benim babam da memurdur, ben de olayım demiş. Girdi içeriye tek uzenle, ilgili eğitim koordinatörlüğüyle görüştü. Dedi ki ben kayıt olacağım. Bir borç senedi imzaladı. Kaydını gerçekleştirdi. Borcu ödeme günü geldi, Ahmet'e ulaşamıyoruz. Ahmet nerede? Abicim Ahmet'in ailesini aradık. Verdiği bir numarayı aradık varsayalım. Ahmet'in bize imzaladığı bir senet var, borcu ödemiyor. Babasının diyeceği şey şu: Ahmet deli. Ahmet deli olduğu için yaptığı işlemler geçersiz. Haliyle borç altına da giremiyor iş. O yüzden akıl bali olmayan, yani ayırt etme gücü olmayan, yani tam ehliyetsiz olan bir kişinin yaptığı tüm hukuki işlemler arkadaşlar kesin hükümsüz. Anlaştık mı? Yaptığı tüm işlemler kesin hükümsüz. Bunu hiçbir zaman unutmuyorsun. Tam ehliyetsizin yaşının mahkeme tarafından kısıtlanmış olmasının veya olmamasının hiçbir önemi yok. Bunun haricinde şimdi biz o yaş dediğimiz kriterde şuna bakıyoruz. Ergin mi değil mi? Arkadaşlar biz 18 yaşını doldurduğumuz an ergin kılınırız. Şimdi bizim bazı kanunlarımız içerisinde 18 yaş bizim için önemli. Örneğin diyor ki siyasi partilere üye olabilmeniz için, oy kullanabilmeniz için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. 18 yaş erginlik. Bir de 15 yaş var. Yani kazayı rüşt dediğimiz bir kavram var. Kazayı rüşt dediğimiz kavram kişinin bir konuda mahkeme eliyle ergin kılınmasıdır. Bu şu demek değildir. Mesela ben 15 yaşındayım. Gittim. Bir siyasi partiye üye olabilir miyim? 15 yaşındayım. Mahkeme beni ergin kıldı. Bir kavramdan dolayı ben kazayı rüşt başvurusu yaptım. Mahkeme bana kazayı rüşt raporu tuttu. Artık erginim ben hukuken. Gidip üye olabilir miyim? Olamazsın. Neden olamazsın? Çünkü ilgili kanuna baktığınız zaman diyor ki siyasi partilere üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Yani kazayı rüşte ya da ergin olmak demiyor. O yüzden soruları çözerken 18 yaş mı önemli yoksa ergin olmak mı önemli, buna bakacağız. Eğer bir kanun ergin olman yeter diyorsa ve sen kazayı rüşte tabi tutulmuş bir kişiysen gidip o ilgili yerden yararlanabilirsin. Ama kanun 18 yaşını doldur diyorsa, kazayı rüşte tabi olsan bile yaşın hala 15 olduğu için o hakkı kullanamazsın. Bu bir. İkincisi, kazayı rüşt dediğimiz kavram genelde miraslı olur arkadaşlar. Nasıl miraslı oluyor? Şimdi diyelim ki ben Koç'un oğluyum. Tamam mı? Veya Sabancı'nın oğluyum. Ali Sabancı. Sabancı'nın oğluyum. Abi Sabancı'nın oğluyum. Ailemden büyük kimse yok. Bana da kalan 30 milyon dolarlık bir mal varlığı var. Bir bakıyorum ki mala vasi olarak tayin edilen, yani oradaki o mirası yönetecek olan kişi yavaş yavaş tık tık böyle paraları kendi hesabına geçiriyor. Ben bunu fark ediyorum. Hocam kazayı rüştü tek başına medeni hukukta düşünmeyeceksin. Kazayı rüştü tayin ederken her şeyi düşüneceksin. Ceza hukukuna den vuralım burada. Neden den vuralım? Şundan dolayı. Ceza hukukunda cezayı etkileyen faktörlere baktığınızda arkadaşlar orada yaş küçüklüğü diye bir kavram var. 0-12, 12-15, 15-18, 18 üstü. Ne diyor bana? 0-12'de işleyen, suç işleyen bir kişi ceza almaz diyordu. Ancak çocuklara özgü güvenlik tedbiri uygun. 12-15'te indirimli ceza, 15-18'de de indirimli ceza. Farkı ne? Ben şöyle kodlatıyorum öğrencilerime. Diyorum ki 12-15 yaşında kişinin iradesi etkin değil. İradesi var ama etkin değil. 15-18'de iradesi tam, etkin ama yaşı 18'den küçük. Yani siz 15 yaşını doldurduğunuz zaman artık her şeyi algılayabilecek bir yapıya sahip oluyorsunuz. O yüzden mirasınızdan birileri bir şey kaçırıyorsa bunu da görüyorsunuz. Bundan dolayı kazayı rüşte gidip başvuru yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben artık mirasımı tek başıma yönetebilecek bir ayırt etme gücüne sahibim. Lütfen beni ergin kılın ki ben miras üzerinde gerekli tasarrufta bulunabileyim. Temel kavramım bu. O yüzden kazayı rüştü hiçbir zaman unutmayın. Olağanüstü evlilik ve evlilik yaşına geldiğimizde arkadaşlar 17 yaşını doldurmuş bir kişi kimseden izin almadan gidip evlenebiliyor. 16 yaşını doldurmuş bir kişi ise, 16-17 arasında olan bir kişi ise anne baba ya da daha doğrusu ona velayet makamı olarak tayin edilen kişilerden
izin almak suretiyle, rıza almak suretiyle evlilik işlemini gerçekleştirebiliyor. Şimdi burası okey, yaş bölümü de tamam. Sınırlı ehliyetsiz dediğimiz kavram. Şimdi öğrenciler hep sınırsız ehliyetsiz olarak karıştırıyor ama sınırlı ehliyetsiz. Arkadaşlar, sınırlı ehliyetsiz kişilerin, bakın şuradaki artıya dikkat etmenizi rica ediyorum, ayırt etme gücü vardır. Ancak bir kişinin sınırlı ehliyetsiz olmasını söyleyebilmem için ya bu kişi 18 yaşından küçük olacak ya da 18 yaşından büyük olmasına rağmen mahkeme tarafından kısıtlanacak. Anlaştık. Ya bu kişi 18 yaşından küçük olacak, doğal yoldan bir sınırlı ehliyetsiz olacak. Ya da 18 yaşından büyük, ergin, akıl bali aynı zamanda. Hiçbir sıkıntı yok. Ayırt etme gücü de tam. Ama mahkeme kişiyi kısıtlamış. Demiş ki sen her işlemi kendin yapamazsın. Bu şartlar bir arada bulunursa ben bu kişiye sınırlı ehliyetsiz diyebileceğim. Şimdi peki sınırlı ehliyetsiz ne yapar? Ne iş yapar? Bu adam kimdir? Arkadaşlar normal şartlarda bu adam her işlemi yapabilecek. Evet, ama şunu söylemeye çalışıyoruz biz burada. Diyoruz ki bir sınırlı ehliyetsiz kendisine eğer borç altına sokacaksa yasal temsilcisinin onayını almak zorundadır. Hocam, bir tane çok sevdiğim Rıfat abi var. Rıfat abi bir bisiklet dükkanı işletiyor. Ben 17 yaşındayım. 18 yaşından küçüğüm. Yaşımdan mütevellit sınırlı ehliyetsiz. Gidip Rıfat abiden veya 16 yaşındayım fark etmez. Rıfat abiden bir bisikleti satın alırsam, yani kendimi borç altına sokacaksam eğer, anne babamın, yani yasal temsilcisi kimse artık o kişinin, mutlaka onun bir iznine, icazetine ihtiyacım var. Ama şöyle de bir artım var benim. Rıfat abinin gönlünden koptu. Dedi ki ya Ali ben seni çok seviyorum. Al kardeşim bisiklet benden sana hediye dedi. Bak ben hediyeyi alırım. Bu cebimde. Hediye alabilirim. Ya da ben Rıfat abiden alacaklı olabilirim. Sınırlı ehliyetsiz bir kişi kendini alacaklı hale koyabilir. Ancak borçlu hale koyamaz tek başına. Alacaklı olabilirsiniz. Ancak borçlu olamazsınız. Bunu da koyduk yere. Kendinize, yani şahsın kendisine sıkı sıkıya bağlı olan işlemleri tek başına yapabilir. Ne dedik hocam biz yukarıda az evvel? Dedik ki 17 yaş kişi kendi başına gidip 17 yaşını doldurduysa eğer evlenebiliyor. Demek ki sıkı sıkıya bağlı bir kavramdan bahsediyoruz. Nişanlanma Türk Medeni Kanunu'nun evlilikten önce tanıdığı, evlilikten bir önceki evli olarak var olan bir kavram. Bunu da yapıyoruz. Tanıma veya soy bağının reddi. Bu davaları da açıyoruz. Yani varsa bir çocuğumuz, tanıma yoluyla ben onun babasıyım, annesiyim de diyebilirsiniz. Bu babalık, yani annede olmuyor da babalıkta oluyor. Babalık karinesinin aşamalarından biri neydi? Tanımaydı. Diyorsunuz ki ben bu kişinin babasıyım. Tanımayı da gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak onun haricindeki her işlem askıda hükümsüz. Hocam askıda hükümsüz ne demek? Bak, diyelim ki ben gittim Rıfat abiden bisiklet aldım. İşlem burada arkadaşlar. İşlem burada. Eğer babam yaptığım bu alımı, evet benim oğlum sen hak ettin, takdir aldın varsayalım lisede. Takdir aldın, tamam ben kabul ediyorum Rıfat, onun borcunu ben ödeyeceğim diyorsa işlem geçerli. Babam diyor ki sen benden izinsiz nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Ben bu işlemi kabul etmiyorum diyorsa işlem geçersiz. Ben buna ne diyeceğim? Askıda hükümsüzlük ya da tek taraflı bağlamazlık. Şöyle de aklımızda tutabiliriz. Rıfat abi babamı aradı ya, dedi ki senin oğlun bizden bisiklet aldı. 3000 lira borcu var. Babam ne diyecek? Kardeşim benim oğlum sınırlı ehliyetsiz. Yaptığın işlem beni bağlamaz diyecek. Anlaştık. Tek taraflı bağlamazlık dediğimiz kavramı bu şekilde aklımıza tutabiliriz. Diğer ismi askıda hükümsüz. Şimdi 4 tane işlem var ki bunlar kesinlikle yapamayacağı işlemler var arkadaşlar. Bir istisnasını bahsedeceğim birazdan. 1. Kefil olamaz, yani kefalet sözleşmesi yapamazlar. Asla. Önemli bağışta bulunamazlar. Hocam önemli bağış nedir? Şimdi kanun yapıcı bana burada net bir miktar vermemiş. Bugün Ali Sabancı için 100 TL önemsiz bir bağışken 110 lirası olan bir kişi için 100 TL önemli bir bağıştır arkadaşlar. Yani burada rakamsal boyut sizin gücünüzle, maddiyatınızla, kazancınızla ya da cebinizdeki gelirinizle orantılı. Ya da işte var olan mal varlığınızla olan orantılı. O yüzden net olarak şu kadardır, net olarak bu kadardır demiyorum.
Unutma, önemli bağış ve kefalet sözleşmesi kesinlikle yasak. Rekabet yasağı sözleşmesi de yapamazlar. Ne demek rekabet yasağı sözleşmesi? Mesela idare hukukunda bana diyor ki bir ihale komisyonunda yer alan kişiler 2 yıl boyunca eğer o kurumdan ayrılırlarsa ihaleye katılamaz, komisyoncu olamaz, taahhütte bulunamaz diyor. Rekabet yasağı. Ya da ben bir şirketim, dedim ki kardeşim ben araba üreten bir şirketim. Benle çalışacaksan benden ayrıldıktan sonra 3 yıl boyunca işte ben Toyota'yım, Ford'da Mustang, ne bileyim işte tam şeyi de bilmiyorum fakirlikten herhalde. Opel'de çalışamazsın dedim. Atıyorum. Rekabet yasağı sözleşmesi benden ayrıldıktan sonra benle yaptığın işlemin, çünkü sen benle çalışırken her şeyi biliyorsun abi. O yüzden gidip başka bir yerde benim sırlarımı ifşa etme demektir. Bunu da kesinlikle önemli var. Bir diğer arkadaşlar bakın vakıf kuramazlar. Bu önemli. Neden önemli? Eğer kişi normal şartlarda sınır ehliyetsiz bir kişi asla vakıf kuramıyor. Ancak vesayet yoluyla yani şu şekilde vasiyet yoluyla, vesayet yoluyla değil vasiyet yoluyla diyelim ki büyükler rahmetli oldu. İşte baba rahmetli oldu. Ciddi de bir mal varlığı var. Dedi ki benim adıma ben öldükten sonra oğlum bir aile vakfı kursun dedi. Bunu vasiyetnamesine yazdı. Ben bu vasiyetnameyi aldım. 15 yaşını doldurunca hemen mahkeme beni kazaya rüşvete tabi tutacak. Ve ben gidip ne yapacağım? O babamın vasiyetinde yer alan aile vakfını kuracağım. Normal şartlarda vakıf kurmam mümkün değilken vasiyet ortada olduğu için gidip vakıf kurmam muhtemel hale gelecek. Anlaştık. ÖSYM 5 şık soruyor hocam. Bakın yasak işlemler 4 tane. O yüzden aklımızda tutacağız bunu. Geldim bunu cebe koydum. Bir diğeri sınırlı ehliyetsizlerle alakalı. Bakın arkadaşlar, Türk örf ve adetleri aslına bakarsan medeni hukuku bizim sokağımızdaki insanlar pek bilmez ama hayatında uygularlar. Nasıl uygularlar? Diyor ki bana kanun yapıcı, yasal temsilcinin izni yoksa 16 yaşındasınız, olağanüstü evlilik yapıyorsunuz. Yasal temsilcinin izni olmadan evlilik gerçekleştiremezsiniz. Eğer evlendiyseniz, bakın evlendiyseniz 1 yıl içerisinde var olan evliliğe yasal temsilci izni olmadığı için, ana babanın rızası olmadığı için bu evliliğe iptal hükmü uygulanır. Bak yokluk değil, iptal. Evlilik iptal edilir. Sanki bir idari işlenmiş gibi düşüneceksiniz. Ama eğer ortada bir gebelik söz konusuysa evlilik iptal edilmez. Bizim örfümüzde de böyle değil mi? Bir kişi gidiyor çok sevdiği bir kızı kaçırıyor. Kız gebe kalıyor. Neden? Aileler ısınsın. Aileleri bu şekilde barışsın. Ama bakın dikkat ediyorsanız bu medeni hukukun da aynı zamanda içerisinde bulunan biz bilmeden örf adet hukukunda yansıttığımız bir kavram haline gelmiş. Buradaki 1 yıllık süre bizim için çok önemli. Bir diğer durum kişi nasıl sınırlı ehliyetsiz hale gelir? Ayırt etme gücümüz zaten her zaman olacaktı. Yaşımız 18'den büyük ama mahkeme bizi kısıtlayabilir. Hocam mahkemesi hangi şartlarda kısıtlayabilir? Bakın yaşlılık, bunama vesaire bunların hepsi kişinin kendi isteğinin alt sekmesinde arkadaşlar. O yüzden sorularda bazen geliyor yaşlılık bunama o yanlış bir şey. Kişinin kendi isteğiyle bunu biz yaşamadık mı? Yani örneği var mı? Var. Hülya Avşar'ın annesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Kumar bağımlısı olduğu için ya kardeşim beni kısıtlayın ben parayı çarçur ediyorum. Kişi kendi gider mahkemeye başvuru yapar. Mahkeme kişiye bir vesayet makamı tayin eder. Yani sulh hukuk mahkemesi burada benim vesayet makamım. Bir diğeri kişi akıl hastası ya da akıl zayıfına düşüyordur. Örneğin hocam bir psikoloji hapı kullanıyorsun. Kırmızı reçeteli bir hap kullanıyorsun. Abi hapı atınca 3 saat senin kafa duman. 3 saat yoksun. O 3 saat boyunca akıl zayıflığına düşüyorsun değil mi? Akıl hastası değilsin. Ya da ayırt etme gücün var ancak Alzheimer hastalığına yakalandın. Bazı şeyleri unutuyorsun. Bu artık doktor raporu dedi ki bu kişi bir akıl hastası. Ayırt etme gücü arkadaşlar dikkat edin tahminde sağ doğmamak anlamına geliyor. Böyle bir ufak ayrıntı farkı var. Bir diğeri savurganlık. Abi 1.000 lira para harcıyorsun. 1.000 lira maaş alıyorsun. Her gün gidiyorsun onu barda, pavyonda, şurada burada harcıyorsun. Bu da ne olacak? Paranı çarçur ediyorsun değil mi? Gidip hemen aile bireylerin yani senin bu durumundan menfaati haleldar olan kişiler başvuru yapabilir.
Alkol ya da uyuşturucu bağımlısı olabilirsin. Bu alanda tedavi görmen gerekiyor olabilir. Bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı ceza. Bakın bunun örneğini biz şu an günümüzde yaşadık arkadaşlar. 2020 Mart ayında dünyada pandemi denen bir şey ortaya çıktı. Varsayalım ki 2019 Haziran ayında kişi bir yıl hapis cezası aldı. Çıkacağı tarih 2020'nin Haziran'ı. Ya bir yıl önce 2019 Haziran'da içeriye giren adam pandemiden haberi yok. Dünyada hatırlayın pandemide çıktı ne oldu? Sokağa çıkma yasakları getirildi. Ekonomik olarak dünya dar bir boğaza düştü. Adam bir yıl çıktıktan sonra karşısında bambaşka bir dünya görüyor. O yüzden diyor ki ticaret hukukunda ne diyor? Tacir dediğim kişi basiretli olacak değil mi? Öngörülü olacak. Yani bir şeyleri bilecek. Abi sen bir yıl sonra çıktın dışarıya. Normal sosyal hayata karışmaya çalışıyorsun. Ama bir bakıyorsun ki sosyal hayat tamamıyla değişmiş. Dünya apayrı bir yere gitmiş. Dünyada ekonomik şartlar değişmiş. Yeni yeni artık mesela işte uygulamalar artık ortaya çıkmış. Mesela bizim kullandığımız şu anki uygulama gibi. Dünyadaki dengeler değişmiş. O yüzden diyor ki bir yıldan fazla hürriyeti bağlı ceza alırsan ben seni kısıtlıyorum. Şöyle bir ortama alış. Sonrasında zaten kısıtlamanı kaldırırım. Mesele değil. Ama bir ortama alış. Bir dünyanın yeni haline alış. Biliyorsunuz dünyada bir şeyler bir günde değişebiliyor arkadaşlar. Ukrayna'da bir gün önce oturup eşiyle sohbet edebilen bir insan bir gün sonra başına düşen bombayla savaşın içerisinde olduğunu anlayabilir. Bir diğeri kötü yönetim. O da nedir? Mesela bir şirket yönetiyorsunuz. Abi mükemmel bir şirket yönetiyorsun. Ama her gün bilançon zarar yazıyor. Demek ki bir yerlerde, bir şeylerde problem var, sıkıntılar. İşte bu sıkıntıları giderebilmek için hemen sana bir vesayet makamı diyor ki ben seni kısıtlıyorum. Tek başına işlem yapamazsın. Bu iki durum önemlidir arkadaşlar. Sınırlı ehliyetsizler. Dediğimiz gibi tekrardan şöyle bir ele alırsak. Sınırlı ehliyetsiz bir kişi tek başına kendine sıkı sıkıya bağlı olan işlem haricinde bir işlem yapamaz. Yasal temsilcisinin bu velayet ya da vesayet makamı fark etmeksizin onayını alması gerekiyor. Dört tane de kesinlikle yasaklı işlemi var. Şimdi gelelim işin tam ehliyetli boyutuna. Tam ehliyetli bir kişi 18 yaşından büyüktür. Mahkeme tarafından kısıtlanmamıştır. Ayırt etme gücü vardır. Yani Ali Cömert ya da işte Ahmet vesaire. O ayırt etme gücün var mı? Var. 18 yaşından büyük müyüm? Büyük. Mahkeme tarafından kısıtlandım mı? Hayır, o zaman ben tam ehliyetliyim. Her şeyi yapabilirim. Sınırlı ehliyetlere geldiğimizde ise arkadaşlar bakın buradaki şu ayrıma dikkat etmenizi rica ediyorum. Bu evliler konusu çok fazla kafa karıştırıyor. Evliler durumu. Normal şartlarda sınırlı ehliyetli dediğimiz bir kişi kendisine yasal temsilcisi ve yasal danışman atanmış kişidir. Ya bu adam uyuşturucu bağımlısı değil, alkol bağımlısı değil. Kötü yönetime sahip değil, savurgan değil. Ne bileyim işte kendi isteği de yok. Bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı herhangi bir ceza almamış. Akıl hastalığı, akıl zayıflığı yok. Ama bu adamın yaptığı işlemleri kısıtlamam lazım. Çünkü bu adam bir işlem yaparsa hane içindeki diğer insanların yahut şirket içerisindeki diğer insanların hayatını etkileyebilecek kararlar alabilir. Yani kısıtlanması yeterli değil ama yine de tedbir niteliğinde uygulanır. Kim bunlar? Bir, ya size yasal danışman tayin edilmiş olacak ya da evli olacaksınız. Hocam, evliler sınırlı ehliyetlidir. Bunun şöyle sabit bir ayrım var arkadaşlar. Bu çok tartışmaya açık bir konu. Hakimlikte çok fazla soru gelmiş bununla alakalı. Kimisine evet demiş, kimisine hayır demiş. Bakın, eşinizin rızası gereken durumlarda siz sınırlı ehliyetlisiniz. Eşinizin rızası gereken. Onun haricinde sınırlı ehliyetli değilsiniz, tam ehliyetlisiniz. Örneğin hocam, eşin rızası nerede gerekiyor? Birine kefil olacaksanız eşinizin rızasını almanız lazım. Neden? Arkadaşlar medeni hukuk ne diyor? Evlendikten sonra mal ortaklığı rejimi vardır değil mi? Yani ne demek? Abicim 1 liran varsa %50'si 50 kuruşu eşinindir. Evlendikten sonra yaptıysan eğer o mal varlığı. Sen şimdi birine kefil oldun. Gittin 500 bin liranın altına imza attın. Çok sevdiğin öz kardeşin fark etmez. Adam kaçtı gitti. 500 bin lirayı nasıl ödeyeceksin? Belki evindeki televizyonu İşte atıyorum yemek masasını, koltuğu satacaksın. Kim bundan etkilenecek doğrudan? Eşin etkilenecek değil mi? O yüzden diyor ki bu durumda birine kefil olacaksan mutlaka eşinin rızasını al. İkincisi, aile konutu üzerinde tasarruf. Aile konutundan kastımız arkadaşlar oturduğunuz ev.
Bir yerden kredi çekeceksin. Oturduğun evi ipotek edeceksen eğer, %50'si eşinindi ya. Diyor ki eşinin rızasını burada da al. Çünkü sen o kredi ödeyemezsen banka evine ipotek koyacak. Belki evin elinden alacak. Bu kadın ne yapacak ortada? Bu kadın ne olacak? Yahut paylı mülkiyetiniz var. Evlendiniz arkadaşlar. Eşinizle beraber sırt sırta verdiniz. Yıllardır çalıştınız, çabaladınız. Bir tane ev aldınız. Verdiniz kiracıya. O evi de eğer sen bankaya kefalet olarak göstereceksen, ipotek olarak göstereceksen, diyor ki yine eşinin rızasını alacaksın. Çünkü %50'si senin eşinin. Hocam benim babam gitti kredi çekti. Annemin hiç haberi yok. Ah bu da babanın ve bankanın işi. Yani yapacak bir şey yok. Herkes, benim babam da kredi çekiyor. Annemin hiç haberi olmuyor. Ay sonunda öğreniyor mesela. Yapacak bir şey yok. Biz erkekler böyleyiz. Bunlar kanunun emredici hükümleri arkadaşlar. Teamülen zaten bizim anlattığımız kavramlar çok karşımıza çıkmıyor ne yazık ki. O bizim maalesef yapabileceğimiz bir şey değil. Bilebileceğimiz de bir şey değil. Ama var olan kavramları anlatmak zorundayız. Çünkü ÖSYM yaşamasak da bize bunları soracak. Bir diğer durum sınırlı ehliyetler için yasal danışman. Yasal danışman bana atandı ama hangi durumlarda ben yasal danışmanın karşısına çıkacağım? Bir, diyor ki birini dava açacaksan ya da var olan davandan vazgeçeceksen yani sulh olacaksan yasal danışmanın onayını alacaksın. İki, borsa oynayacaksan kıymetli evrak alım satımı yapacaksın. Yani gittin Borsa İstanbul'da bir hisse aldın, nominal bir hisse aldın. Bunda diyor mutlaka yasal danışmanın payı izni alman lazım. İkincisi, birine yine kefil olacaksan, bakın şöyle bir soru gelse güzel olur. Sınırlı ehliyetlerin aşağıdaki hangi işlemleri hem yasal danışmanın hem de eşin rızasını gerektirir? Hangisi hocam? Kefil olmak. Anlaştık. Ya da hangisi sınırlı ehliyetler ve sınırlı ehliyetsizlerin ortak yasaklarından biridir? Yine kefil olmak, kefalet sözleşmesi yapmak. Yine sınırlı ehliyetler arkadaşlar yasal danışmanın izni icazeti olmadan bağış yapamazlar. Taşınmaz mal alım satım yapamazlar. Mesela buradan soru sorulsa aşağıdakilerden hangisi yasal danışman onayı aranan hallerden biri değildir dese ÖSYM muhtemelen taşınmaz alımını, satımını, rehnini taşınır olarak verecek. Çünkü biz öyle bir psikolojide sınava gireceğiz ki taşınmazı hiç orada taşınmaz mı taşınır mı diye okumayacağız. O yüzden zaten ÖSYM'nin bize en çok düşürdüğü nokta bizim soruları hızlı okumamız. Dikkatli okumamız lazım. Burayı taşınır olarak yapıp karşımıza çıkartabilir. Ana paranın alınması. Bakın arkadaşlar yine medeni hukukun ilerleyen derslerinde derslerimize tam anlamıyla başladığını göreceksiniz. Ana paranın bir de haricinde eklenti var. Yani oraya gelen bir faiz var. Diyor ki kardeşim bana diyor ki sen yani şu telefon düşün. Bakın şu telefon. Telefon benim için ana para. Şu kılıfı benim için eklenti. Bu olmasa da ben bunu kullanabiliyor muyum? Evet. Bu olmasa da ben bunu değerinde satabiliyor muyum? Evet. Bana diyor ki bu beni ilgilendirmiyor. Ne yaparsan yap. Yani faizini ne yaparsan yap. Al, harca, at, parçala ne yaparsan yap. Ama ana parayı alırken oradan eğer o parayı hiç edeceksen benden icazet almak zorundasın. Çünkü sen eğer ticaretle uğraşan biriysen senin uğrayacağın zarar ülkeye zarar verir, değil mi? Sen bir katma değer üretiyorsun. Belki işverensin, işçilere ekmek veriyorsun. Uğrayacağın zarar dolaylı bir yoldan zincirleme şekilde birden fazla kişiyi etkileyeceği için burada diyor benim iznimi alman lazım. Bir diğeri kambiyo taahhüdünde bulunmak. Kambiyo taahhüdünde bulunurken de yasal danışman onayını gerek alacaksın. Olağan yönetim sınırını aşan inşaat işleri. Hocam ne demek? Ya Karadenizliler beni daha iyi anlar burada. Şimdi adamın geliri gideri bütün mal varlığı varsayalım ki 5 milyon. Ama adam bir ihaleye giriyor 30 milyon. 30 milyonluk bir inşaat işi yapacak mesela. Yani örnek olsun diye söylüyorum. Etinle budun ne derler ya adama. Tam olarak mantalite aynı arkadaşlar. Senin etinle budun ne ki bu işleme giriyorsun demektir. Bundan mütevellit kanun yapıcı bana diyor ki
Bu işlemleri yaparsan eğer mutlaka yasal danışmanın onayını alacaksın. Yasal danışmanın onayını almadan bu işlemlerin hiçbirini gerçekleştiremezsin diyor bana. Son olarak zaten kaza rüşt dediğimiz kavramın az evvel belirttiğimiz noktası. Şimdi bu anlattığım bölümden şöyle tekraren başlamak gerekirse arkadaşlar, hak ehliyeti, fiil ehliyeti genelde vatandaşlık formatında soru olarak geliyor. Ancak tam ehliyetsizler ve tam ehliyetle, sınırlı ehliyetlerle ilgili bilmemiz gerekenler, mutlaka ama mutlaka tam ehliyetsiz bir kişinin yaptığı işlem kesin hükümsüzdür arkadaşlar. Mutlak butlandır. Kesinlikle sınırlı ehliyetsiz kişilerin yaptığı işlemler askıda hükümsüz ya da beni bağlamazdan aklına gelsin. Tek taraflı bağlamazlık. Yasaklı işlemleri 4 tane unutmuyorsun. ÖSYM'nin 5 tane sorusu var. 5 tane şıkkı var. 4 tanesini verir. Bir tane oraya saçma bir şey verir ama benzer bir şey verir. O yüzden buraya dikkat edeceksin. Mesela yasal danışman onayı gerektiren hallerden bir tanesini gelip yasak işlemlerin içerisine dahil edebilir. Kefil olamaz, önemli bağışta bulunmaz, araya bir yere dava açamaz der mesela. Halbuki öyle bir durum söz konusu değil. Kısıtlanma sebepleri bizim için önemli. Geçmişte çok fazla sınav sorusu olarak geldi. Unutmayın, işte az evvel de bahsettiğim gibi medeni kanunu zaten dersten sonra açıp okursanız eğer, kişinin kendi isteğiyle alt sekmelerinde o işte yaşlılığı vesaire de görebilirsiniz. Sınırlı ehliyetlerle alakalı evliler konusu çok fazla kafa karıştırıyor. Hakimlikle alakalı çok fazla hakimlikte bu konuya değinildi. Kimisinde evliliği tam ehliyetli kabul etti, kimisinde sınırlı ehliyetli kabul etti. Unutmuyorsun, eşin rızası muhakkak gerekiyorsa sen sınırlı ehliyetsin. Eşinle alakası yoksa tam ehliyetsin. Hocam ben koyu bir Galatasaraylıyım. Galatasaray forma kampanyası başlattı. 5 lira bağışladım. Ben ne yapacağım şimdi? Bak normal şartlarda dikkat et. Burada bana diyor ki yasal danışman onaya gelen hallerde bağış yapmak diyor ama 5 lira önemsiz mi? Önemsiz. Eşin etkileniyor bundan, etkilenmiyor. O zaman bu işlemi yaparken sen tam ehliyetlisin. Ama eşinle ortak bulunduğun haneyi tehlikeye atabilecek bir ticaretin içerisine girersen, yani kefil olursun. Eşinle ortak oturduğun bir yerde bir satış işlemi yapacaksan, bir başkasına bunu satarsan, eşinle beraber almış olduğun bir evi bir başkasına satarsan, kefalet olarak gösterirsen, ipotek edersen vesaire. Bu durumlarda doğrudan eşin etkileniyorsa, evli kişi olarak sen artık sınırlı ehliyetlisindir. Yasal danışman onayı gereken hallerde zaten açık ve sahih bir şekilde yazıyor. Unutma, oradan da soru gelirse muhakkak kafanızı karıştırmak için, yani bu benim tabii tahminim, muhakkak demeyeyim ama oradan bir soru soracaksa muhtemelen size taşınmaz alımının yerine taşınır alımı verecektir ki aklınız kelime oyunu yaparak biraz karıştırmak için. Bugünlük arkadaşlar dersimiz bu kadar. İnşallah yeni dönem içerisinde hep birlikte güzel güzel, ben medeni hukuk derslerinde sizlerle birlikte olacağım. Tüm hocalarımızla beraber güzel bir seneye imza atarız. Senenin sonunda da güzel puanlarla bizleri gururlandırarak hepiniz devlet adamı olarak aramızdan ayrılırsınız. Hepinize saygılar, selamlar.